Arkadaşlar günaydın. Şu an saat 6:46 falan. Normalde bu kadar erken kalkmıyorum fakat bugün uyanmış oldum. Uyanmışken dedim bari vlog çekeyim bu kadar erken kalkmışken. Şimdi biraz gidip kardiyo yapacağım. Normalde kardiyo da haftanın her günü yapmıyorum. Böyle erken kalktığım günlerde yapıyorum. Bir saat falan koşarım büyük ihtimalle ya da yürürüm. Duruma göre onu çekemeyeceğim, yanıma almayacağım çünkü kamerayı. Onun dışında geldikten sonra kardiyodan sırayla öğünlerimi göstereceğim size antrenman öncesine kadar. Sonra ufak bir antrenman yaparız falan filan. Genelde kardiyo öncesi kahvenin içine birazcık şöyle Hindistan cevizi yağı koyuyorum. Hem tat veriyor hem de faydası çok. Şimdi bunu içeceğim. Bunu içtikten sonra doğru kardiyoya bir saat kardiyo yaptıktan sonra tekrardan buluşacağız. Kardiyodan geldim. Şimdi ilk öğünü hazırlayacağım. Büyük ihtimalle antrenmandan önce bir öğünüm daha olmayacak. Hani bunu yiyip direkt antrenmana gideceğim. Yulaf yapacağım 100 gram. 5-6 tane de yumurta koyarım. Böyle pankek falan değil. Ne kadar zor tek başına vlog çekmek ya. Bunun içine odaklı abi. Bunun içine birazcık muz koyacağım. Sıcak suyla yapacağım. Sütle yapmıyorum. Sonra yumurta yapacağım. Bu kadar. Yani bunları normalde arada biz çok nadir böyle zamanım olduğunda pankek gibi mikserden geçirdiğim oluyor. Ama bugün öyle yapmayacağım. Düz yiyeceğim direkt. Yumurta bitti. Burada 6 yumurta var. Üçünün sarısı var. Bunun üstüne birazcık şimdi sarımsak tozu koyacağım. Abartmadan az az. Bazen de ek olarak şunu döküyorum. Tavuk çeşnisi. Fakat bugün fazla dökmedim. Pul biber. Pul bibersiz olmaz. Burada da yulafım var. Çok hoş durmuyor ama Instagram blogger kızların yulafından biraz farklı ama olsun. İdare ediyor tad olarak. Ek olarak birazcık salatalık keseceğim. Sonra tamamız. Evet, şimdi kahvaltı bitti. Size ufak bir trik vereyim hemen. Instagram Story'de paylaşmıştım zaten. Damla sakızı. Bunu genelde öğünlerden sonra, büyük öğünlerden sonra çiğniyorum. Sindirim için çok faydası var. Bir de ek olarak bu çene kası için sürekli mesela soruyorsunuz. Mesela bu çok fazla. Bunun hepsini zaten çiğnemiyorsunuz. Yani bu size bir hafta falan gider. Şu boyutlarda bir şey. Bunu ben mesela sabah alıyorum birazcık.
Çok az. Zaten çiğnemesi aşırı zor bir şey. Gün boyu çiğniyorum mesela. Akşam eve geldiğim zaman artık çene kaslarım bayağı bir yorulmuş oluyor. Bunu kullanabilirsiniz. Hem sindirim için hem bu çene çizginiz için ufak bir alaf tri olsun. Şimdi neyse kahvaltıyı ettim. Bir öğün daha yiyeceğim büyük ihtimalle. Antrenmana kadar kendimi iyi hissediyorum çünkü. Son bir haftadır zaten diyet yapmıyorum. Kilomu korumaya çalışıyorum. Bir haftadır, 3-5 gündür falan. İlerleyen süreçte çünkü ne yapacağım hiç belli değil. Diyete tekrardan devam edebilirim ya da tekrardan kilo alma dönemine girebilirim. Çünkü ufak da olsa bir yarış yapma ihtimalim var. Onun da zaten bu hafta içi kesinleşecek. Belki bu videoya attığımda kesinleşmiş bile olur. Eğer yarışma yapma gibi bir ihtimalim olursa kilo almaya başlayacağım. Çok gene hızlı olmayacak tabii ama yavaş yavaş 110'lara kadar çıkmayı planlıyorum. Yarışma aslında yapmak hiç aklımda yoktu. Hani YouTube'u açtığımda da yoktu, öncesinde de yoktu. Hep böyle şey diye bakıyordum hatta yani hani ne yarışacağım, ne gerek var falan filan. Fakat gerek sizin desteğiniz olsun. Özellikle yani bunda sizin desteğiniz, teşviğiniz çok. Bir de çevremdeki insanlar olsun, kafama yattı açıkçası yarış yapmak. En azından bir kere de olsa girmek istiyorum. Fakat belli olmayan birkaç durum var. Onlar belirlenecek. Onlar belirlendikten sonra net bir şekilde karar verip %100'ümü adamayı planlıyorum. Derece almak gibi bir hedefim yok açıkçası. Sadece nasıl bir hissiyat? Çünkü powerlifting'den yarışmıştım biliyorsunuz. O mücadeleci ruhu çok seviyorum yarışmalardaki. Nasıl bir ortam onu merak ediyorum. Diyetleri falan merak ediyorum. Yani bu diyeti de yapmış oldum. Hani yarışma yapsam bile, tekrardan kilo almaya başlasam bile diyeti de yapmış oldum. En azından kendimi gördüm. Disiplinim tekrardan kendine geldi çünkü son zamanlarda biraz bozmuştum. Yapabildiğimi tekrardan kendime kanıtlamış oldum. Bu da haliyle bana ilerleyen süreçler için özgüven verdi. Neyse, şimdi birazcık bilgisayarda birkaç ufak işim var. Onları halledeceğim. Onları hallettikten sonra ikinci öğünü yapmaya gideriz hep beraber. İkinci öğünü yaptıktan sonra yer ve antrenmana geçeriz. Burada 250 gram kadar pirinç var. Bunu antrenmandan önce yiyeceğim. Fazla göstermesinin sebebi yıkadığım için. Burada havuçlarım var. Bu pirinç makinesinin üstüne koyacağım. Orada haşlanacaklar pilav olurken. Bu da çok pratik bir alet. İstiyorsanız alabilirsiniz. Çok da fazla bir fiyatı yok. 150 lira falandı sanırsam. Bunu yapacağım. Havuçları yapacağım. Sonra bunu yanıma alacağım. Taylan'ın yanına gideceğim. Ondan sonra bunları dışarıda yedikten sonra da biraz sindirmeye bekleyip antrenmana gireriz hep beraber. Bu arada makrolar şu anlık böyle. Burada sadece kahvaltı var. İşte kahvaltıda 7 gram falan Hindistan cevizi yağı kullanmıştım. Antrenman öncesi öğünde de yaklaşık bir 10 gram kadar falan zeytinyağı kullanacağım. Şu anlık böyle. Yine ilerleyen saatlerde öğün gösteririm. Arkadaşlar bu arada bu birazdan giyeceğim atletleri Wolfgym'den alabilirsiniz Alafon koduyla. Özellikle beyaz olan benim çok hoşuma gitti. Siyahı vardı zaten biliyorsunuz eski videolarda da giyiyordum. Ve günlük giyim için de bu oversize tişörtlerden alabilirsiniz. Açıkçası aldığımdan beri üstümden çıkarmıyorum. Çünkü baya baya ferah ve yakışıyor. Şimdi mecbur burada yiyeceğim yemeği çünkü Arhan Kan buraya geldi. Bunun hepsini bitireceğim. Sonra çıkarız direkt buradan. Belki çıkmadan bir kahve. Kahve mi? Hı. Espresso. Net mi? Espresso bir de şey var. Sürpriz bir öğünümüz var. Sokakta yiyeceğiz onu birazdan. Aynen sürpriz bir öğün daha var. Ondan sonra devam. Belli olmuyor ama. Devam et. Ön kameraya alınıyor mu böyle çekerken? Instagram sandım kamerayı. Şey sordum ya bunu ilk aldım. Fotoğraf çekiyor mu kanka? Evet, damla sakızı hakkında yorumların nedir? Yemekten sonra cila niyetine. Çok güzel. Akıyor gidiyor mu? Çok güzel ya. Çıkar, gizli yiyeceğimizi çıkar. Antrenman öncesi. Form tutmamızın sırrı. Kokonat. Kokonat. İdman öncesi bunu yiyeceğiz. Ne hocam, faydaları neler?
Yani pump'ı biraz arttırdığını düşünüyorum. Kendim deneme yanılma yoluyla bunu fark ettim. Bayağı güzel ve tadı çok güzel. 5 TL'ye aldım. Pahalı bir şey değil. Bir de Acun Ilıcalı muamelesi yapmayın bize. Her videoda bunu yapıyorsunuz. Ucuz. Tam kardeş payı. Şunu Göktuğ yer. Bunu da ben yerim. Şimdiden afiyet olsun. Şunları toplayalım. Harika. Güzel mi abi? Harika. Canım çekti oğlum, ver lan. Başka? Vape hazırı niye? Bu ne? Evet kardeş payı. Gene kaç video önceydi abi? 2-3 video öncesindeki gibi. Biraz fitre, sesli. Fitre kahvemizi aldık. Şu mikrofonu kapamasana. Neyse, fitre kahvemizi aldık. 2 tane buzlu bardağımızı aldık. Biri Taylan Özgüç'ü. Şöyle alayım. Teşekkürler. Bunu içip bir saat sonra falan direkt antrenmana geçeriz herhalde. Çok leziz görünüyor. Çok heyecanlıyım. İlk defa açacağım. Arkadaşlar selam. Bugün normalde haftanın ilk günü olması gerekirken haftanın ortalarına kayan bir antrenmanı anlatacağım. Normalde hep müzik koyuyordum. Bu sefer de böyle olsun dedim. Bu arada sesime fazla takılmayın. Gece 4'te editliyorum bu videoyu. Şimdi burada incline press yapıyorum. 5x8. Geçen hafta 100 kilo ile yapmıştım. Bu hafta 105 kiloyu şu an deniyorum. Bu ikinci set olması lazım. Geçen hafta da 4x8'di bu arada incline press. Yani her hafta hem set sayım artıyor hem ağırlıkları arttırmaya çalışıyorum. Böyle bir sistem var. Fakat son setlere doğru 105 kilo beni bayağı zorladı. Yani diyette olduğumdan dolayı diye düşünüyorum. O yüzden tekrardan 100 kiloya düştüm. Bu son set olması lazım. 100 kiloya düştükten sonra 8 tekrarı tamamlayıp ardından en sevdiğim hareket olan press'e geçtim. Geçebilirsem tabii. Bekliyoruz. Evet. Şimdi burada 77,5 olması lazım. Normalde bu hafta arttırmayacaktım press'i. Fakat bu ilk setten sonra bayağı güçlü hissettiğim için 80 kiloya çıkardım. Geçen hafta 77,5'la 3x8 atmıştım. Bu hafta hedef 4x8 ile 77,5'tu. Fakat son 3 sette sanırsam 80 kiloya çıktım. 80 kilo şaşırtıcı biçimde kolay geldi. Ben de anlamadım. Bu arada arkadaşlar press yaparken şu kalçanızı sıkın. Sizden ricam. Ve dirseklerinizi olabildiğince içe çevirin. Yani bunlar bence en büyük hatalar. Yapılmayan, çok gördüğüm. Dips, upper body squat, üst vücudunuz için yapabileceğiniz en iyi hareketlerden bir tanesi bence. Ben dipsi arka kol odaklı yapmayı seviyorum. Yani birazcık daha dar tutuş ve dirsekler bedenime daha yakın oluyor. Ağırlıklı yapıyorum. Burada 40 kilo var. Normalde karantinada çıktıktan sonra body weight ile anca yapabiliyordum. Burada da 5x8 artı 40 kiloyu yapabiliyorum. Yapabilir duruma geldim. Fakat biraz zorluyor tabii şu zamanlarda. Onun dışında dips ile ilgili başka söyleyebileceğim bir şey. Form konusunda çok komplikeleştirmeyin. Çok komplikeleştirenleri görüyorum. Belli başlı temel noktalar var. İşte omzunun geride olması gibi. Bunları uyguladıktan sonra yok yere bakmışsın, yukarı bakmışsın falan filan. Bunlara çok takılmayın. Bunlara çok odaklanmayın yani. Burada eğlenceli kısımlara geçtik şu an. Göğsü son bir iki bloktur, iki aydır falan izole etmeye başladım. Ondan önce çok etmiyordum. Fakat hala fly yaparken bir garip hissediyorum kendimi. Yani alışamadım hareketlere. Tabii hissiyat inanılmaz. Ama ben birazcık daha üst göğüs odaklıyım yani şu sıralar. Bunu da 4x12 yaptım. Haftadan haftaya değil de 2 haftada bir set sayısı artıyor. Ağırlıklara çok odaklanmıyorum bu tarz izolelerde. Genelde hissetmeye bakıyorum kası. Olabildiğince sıkıştırmaya, pump odaklı yani. Bu eğlenceli kısımlar bittikten sonra burada Smith Machine'de shrug yapıyorum.
Bunu da son zamanlarda denemeye başladım. Hani hissiyatı bayağı iyi ama bu dışarıdan bakınca formum birazcık şu an garip geldi ama hissiyat aşırı iyiydi. O yüzden son 2 haftadır falan deniyorum. 20 tekrar ve 6 set olması lazım. Yine haftadan haftaya ağırlıkları ve set sayılarını arttırmaya çalışıyorum. Özellikle bunun barla yaptığım varyasyonunda ağırlığı baya baya arttırmaya çalışıyorum yani. Bu shrug bittikten sonra son zamanların bir diğer favori omuz ve trapez egzersizlerinden bir tanesi olan upright row. Fix her videomda görüyorsunuz. Hissiyat yine mükemmel. Özellikle side yani yan omuzumda bayağı bir pump oluşuyor bu hareketten sonra. Upright row uzun bir süre benle kalacak. Burada da 6 çarpı 15 yapıyor olmam lazım. Bu arada tekrar sayıları yüksek gelebilir. Haftanın her günü böyle değil. Bazı günler böyle. Burada cila, fix. Çoğu antrenmandan sonra haftada 4 gün falan böyle kol çalışmalarım oluyor. Özellikle eksik bölgem olduğu için. 4 çarpı 12 falan yaptım. Koldan sonra şimdi sizi ufak bir pozlama bekliyor sanırsam. Şimdi antrenmandan çıktık, yemek yemeye geldik. Ne yiyeceğiz? Ben burger yiyeceğim. Tayland'da ne yiyecektin lan? Perper İşte yemek yemeye geldik. Normalde dışarıda yemeyecektim fakat çok ısrar ettiği için mecburen yiyeceğim. Gene kaloriyi düşmem lazım. Eve gidince çıkarıp almayacağım. Ufak bir tavuğum var. Onu yer, yatarım direkt. Eve gidince tavuğu çekecek. Sonra yemeden uyuyacak. Bizi bitirdi yani şu an. Zoraki getirdim dışarı yemek yediriyorsun abi. Ama mekan güzel. Yemeği merakla bekliyorum. Kendisi de sözde diyette bu arada. Fakat 8 kilo verdi. Bunu söyler misin? 8 kilo vermiş. Sende ne var? 300 gram tavuk var. Makarnası benimki be abi seninki daha iyiymiş ya. Benimki daha iyi. Belçika domatesi var bir de. I never hesitate. I put a lot of time into the craft to make it resonate. I regulate with repetition. I could be the greatest, but ever me illogical, the other have a later. Practice all the patience that I got in my attendant mind. I'm in the mind of the ignorant. So in a minute, I make it relatable. Evade the negativity at all costs. Trying to find my way, I'm feeling so lost. Finally in the zone, I gotta focus. But that can be an issue. I'm addicted to the work. It's all I ever wanna do. Pursue the purpose that I'm pleading for. And need a more than pity. Many minuscule opinions picking apart the immaculate, happily apathetic, and naturally authentic. Descendants and sentimental, like the words are just a piece of my soul. Transcending to the artist that I wanna be. I demonstrate my dominance, a derelict with dialect. My etiquette is excellence, I dedicate my all to this. I solemnly swear it, I serenade with selections of different cadences. It's a killer, really invested in this. And anyone that wants the truth that we present to be identified. I live a meager life, I'm motivated by progression. Cause a year ago nobody paid attention to the kidding. I'm persistent with the effort, I can make my declaration. Dedicated to the devil, made definitely concerned. I prefer to be a purist, I purchase all of the verses. Only way to get it off of my chest, oh lord. If it's a problem, I solve it privately, polish them off. I punish with powerful poems, compose a noble creation. Case in point, I'm steadily proven in a lucid dream. I used to be infatuated. Waiting, now it's just reality. I'm managing my temperament. My time to capitalize is an infinite. The wisdom I'm attaining from trial and effort is priceless. I promise myself I'm putting the music before my sanity. Ne diyorsun? Yani alt taraf kurabiye gibi gözüküyor. Alalım mı? Diyet Kaç para? bozalım mı delikanlı? Taylan bizi getirdi, beni de kendisi gibi fümeci yapacak. Bunu göstermeli kaldı. Ne? Ama şu daha güzel gibi gözüküyor. Kanka. Kanka bence bu be. Abi sen beni bitirdin, bir gün seninle takıldım bitirdin ya. Yediğime bak abi, şeker almıyorum ben kaç haftadır ya. Kolbalama bizi be. Kendisi istedi. Aç abi aç. 6 tane var. 6 tane yok kanka, 4 tane olması lazım. Başla. Şunda daha az var, şunu alır mısın sen? Adam bunları yiyor. Hala çatır çatır maşallah. Bir tane alabilir miyim? Bak. Bizi de fümeci yaptın mı? Şeker var. Bayağı iyi. He? Bayağı bayağı iyi. Şimdi eve geldim. Saat 9.30 falan. Dışarıda çok fazla yemek yediğimiz için yani hamburgeri yiyecektim. Hamburgerden sonra gene hamburgeri yemem de aslında gereksizdi. Sonrasında bir de anlık Taylan bizim kafamızı çeldi açıkçası. Milka yedik. Asıl suçlu ben de olabilirim bu konuda. Bilemedim. Ondan sonra o yüzden haliyle çok fazla yani hiç karbonhidrat almayacağım evde. Sadece protein alacağım. Tavuğum
bitmiş. Şimdi gidip markete tavuk alacağım. Tavuğu aldıktan sonra gelip birkaç sebzeli, onun nasıl yapıldığını anlatırım size. Sebzeli bir şekilde onu sote yapacağım. Onu yiyip direkt yatarım büyük ihtimalle. Odakla be. Bu arada belki bu video yayınlanana kadar olmayabilir ama Discord kanalı tekrardan açacağız. Discord kanalı alım üstüne ilerleyecek ve alımlar olduktan sonra Twitch'e geçmeyi düşünüyoruz. Bunun da şimdiden ufak bir duyurusunu yapayım. Şimdi burada 600 gram tavuk var. Sebzelerim var, maydanoz var. Tavuğu yaparken bu üçünden başka hiçbir şey kullanmıyorum sos olarak. Burada da Himalaya tuzu var. Özellikle şu sarımsak tozu beni bağımlı etti. Kesinlikle öneririm arkadaşlar. Öğünlerinizi hazırlarken çok fazla komplikeleştirmemeye bakın olayı. Yani yok işte şöyle dikine kestim, yanına kestim, yatay kestim falan filan. Sadece ufak parçalara bölün, tavaya atın yeter. Evet, öğünün son hali bu şekilde. Bunun yanında birazcık dediğim 2 litre kadar su içmem gerekiyor. Ondan sonra direkt yatarım. Dediğim gibi sabah, yani duruma göre diyeti bırakacağım ya da devam edeceğim. Bakalım o bu hafta içi kesinleşecek. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.